Patronu Amerikalı olan Fox Televizyonu yeni bir yalan habere imza attı. Fox Haber muhabiri Bakırköy Adliyesi'nde davası tamamlanmış imha süreci beklenen dosyaları devam eden dosyalara davalara aitmiş gibi gösterdi. Aynı adliye koridorlarına A Haber ekipleri de girdi ve gerçeğin Fox TV'nin yayınladığı haberden çok farklı olduğunu gördü. İşte ayrıntılar. Şimdi ekonomi haberleri var. Bakınız Durum vahim. Durum gerçekten ekonomik durum öyle sıkıntı vesaire geçecek vesaire geçecek tabii de nasıl geçeceğini bizler bilmiyoruz. Sadece koridorlara bakmak yeterli. 2008'de 11,5 milyon, 2008'de 11,5 milyon icralık dosya varmış. 2018 itibariyle icralık olanların sayısı 20 milyon. Dosyalar yerlerde, koridorlarda hangi dosya, hangi icra müdürlüğünün bilemiyorsunuz. Gittiğiniz gün işlem yapamıyorsunuz çünkü dosyaları bulamıyorsunuz. İcra dairelerinin koridorlarında iki taraflı dosya yığınları arasından iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bunlar zaten icra dairelerindeki ilgili arkadaşların, memur arkadaşların zaten kayıtlarını kapattığı infaz olan dosyalar, işlemi biten dosyalar. Dolayısıyla bunlar arşive kaldırılacak dosyalar. İlgili kurum yaptığı haberde infaz edilmiş, yani tahsil edilmiş dosyaları sanki dosyalar açıkmış, hala tahsil edilmeye müsaitmiş şeklinde bir algı oluşturmak amacıyla Açık dosyalar şeklinde gösterildi. Bunun ne kamu yararıyla ne habercilik anlayışıyla ilgisi var diyebiliriz. Fox Haber'in skandallarla anılan sonucu Fatih Portakal yine bir yalan haberle gündemde. Fox Haber, Bakırköy Adliyesi'nin arşiv bölümünün önünde cep telefonu ile çekilen görüntülerde tasnifi yapılarak arşivlenecek borç icrası gerçekleşmiş, infaz edilecek dosyaları gösterdi. Haberin asıl maksadı ise iması gerçekleşecek olan davası kapanmış icra dosyaları üzerinden devlete hedef alarak ekonomi kötüye gidiyor algısı oluşturmak. Kat kat fazlaya çıktı icra dosyaları zaten gittiğinizde fiziki olarak da buna şahit oluyorsunuz. Çünkü artık daireleri sığmayan, dolapları sığmayan dosya sayıları var. Dosyaları bulabilmek bile güç. Bu nedenle eskiden yarım saate biten icra işlemleri günler sürüyor. Bu dosyalar işlemi biten arşive gönderilmesi gereken dosyalar daha çok hani işte bunlar tahsil olan, haricen tahsil edilen ya da dairede tahsil edilip infaz olan dosyaların arşive gönderilmesi aşamasında olan işte gördüğünüz gibi genelde hepsi bağ halinde sıralanıp tasnif edilip belirli paketler halinde hazır hale getirdikten sonra bunlar arşive kaldırılacak olan dosyalar. Birileri yalan ve olumsuz haber yapma gayretinde olup da yerdeki icralık dosyaları gösterse de bu dosyalar düzenleme, ayıklama ve arşive kaldırılma işlemi için yerde ve yine o dosyaların güvenliğini ise güvenlik personeli sağlıyor. Şimdi aldatıcı habere örnek olarak verilebilecek bir haber bu. Derdest dosyaymış gibi, sanki hala açık dosyaymış gibi infaz edilen dosyalar gösterilip dosya kalabalığı şeklinde bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Bakırköy Adliyesi'nde haberin çekildiği aynı koridorlara A Haber ekipleri de girdi ve gerçeğin Fox TV'nin haberinden çok farklı olduğu bilgisine ulaştı. İnfaz süreci beklenen dava dosyalarının numaralandığı ve daha sonra arşive kaldırılarak infaz edileceği kaydedildi hepsi işlemde biten infaz dedi infaz olan dosyalar infaz olan dosya demek zaten tamamen işte alacağı tahsil edilmiş e, harican ya da harican tahsil edilmiş olan dosyalardır. Dolayısıyla bunlar işlemden kaldırılacak olan dosyalardır yani bir daha takip, bir daha tekrar gündeme gelmeyecek olan dosyalardır. Az önce koridorlarda gördüğünüz yerdeki icra dosyaları aslında kapatılmış dava dosyaları ve işte buraya arşive getirilip böyle tasnifi yapılıyor. Daha sonrasında ise belli bir süre geçtikten sonra aynı dosyalar infaz ve imhası için ise alıp buradan götürülüyor. Burada haber tamamen kamu yararına aykırı bir haber, kötü niyetli bir haber. O oluşturulmak istenen algı şu, Ekonomi çok kötüye gidiyor. Vatandaş icra dairelerinden kafasını çıkaramıyor. İnanılmaz dosya kalabalığı var şeklinde bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi icra dairelerinde dosyalar açılır. Tahsilat yapıldıktan sonra bunların tahsil harcı yatırılır. Ve dosyalar mahzen adı verilen yerlere kapatılır. Yani infaz edilen dosyalar arasına kapatılır. Bu Fox TV sunucusu Fatih Portakal bu sipariş haberiyle bir kez daha sosyal medyada alay like konu.